Mutlu günüm ya. Kız sen de beni ne çok seviyormuşsun ya. Canımı kurtardın yetmedi. İş buldun yetmedi. Oğlumu getirdin bana. Ay kurban olurum. Ben bir şey yapmadım. Seni bana Allah gönderdi. Şimdi benim böyle hiç içim rahat etmiyor biliyorsun. Şu çocuğu yarın sabah bir okula yazdırayım ben, olur mu? Sen de Gülümser Hanım'a söyle. Bence 2-3 saat içinde halleder gelirim yani. Ne oldu? Ne? Selma, benim seninle bir şey konuşmam lazım. Gel hadi. Ne oldu ya? Gülümser Hanım. Ay bir şey oldu deme. Ay vallahi deme. Tam da zamanı. Gel gel, biz de senden bahsediyorduk. Hiç olmazsa Selma'ya kendim anlatayım dedim. Ne anlatacaksınız? Yani şimdi senin şu kapıda azarladığın, kovduğun, kovaladığın Savaş... Oğlun öyle mi? Dükkan falan da numara yani o zaman. Öyleymiş. Öyleymiş. Dizilerde falan da oynayabilirmişsin ya. Gülümser abla. Her şey ağzından laf almak içinmiş yani. Ben de arada figüran herhalde kaynadım. Ne desen haklısın. Çok haklısın. Ama ben sizi gerçekten çok sevdim. Size kızım derken asla yalan söylemedim. İkinize de. Asla söylemedim, asla. Bak şimdi. Ya bu kız da bir şeyler saklıyor. Ama ben ona kızamıyorum. Neden biliyor musun? Çünkü ben bunu saklıyorum diyor. Mecburum diyor yani. Zorundayım diyor. O yüzden ben anlıyorum. Anlayış gösteriyorum. Ama kusura bakma. Seninki gerçekten yalancılık. Ben bir oğluna bakayım. Selma. Kızım sen de kal, sen de bil. Meryem. Bu hallerde olmayı hak edecek en son insan sensin. Pırlanta gibi bir kalbin var. Ama kader herkesi başka türlü sınar. Allah dağına göre kar verir derler ya. Öyle oluyor galiba. Senin de kalbin çok geniş. Seni tanıdığımdan beri onca şey yaşadın. Ne bir gün isyan ettin, ne de bir gün sızlandın. Öyle o. Ben de gidip senin gibi birinin kalbini kırdım. Yok. Siz. Kırmakla kalmayıp rızkından ettim seni. Bir gün böyle büyük bir günah işleyeceğim hiç aklıma gelmezdi. Ama oldu. Ben size kızgın değilim. Kötü biri olduğunuzu da asla düşünmedim. Avutma beni kızım. Kırıldı kalbin biliyorum. Sen beni böyle avutmaya kalkınca benim kalbime bıçaklar saplanıyor. Avutmak için söylemedim. Savaş diyor ki bana bir cümle söylesin. Bana bir isim versin, bütün dertleri bitecek. Ama o seni anlamıyor. Neden sustuğunu anlayamıyor. Ben anlıyorum. Sen susmuyorsun. Dayanıyorsun. Kimse senin tanıdığın, bildiğin şerre bulaşsın istemiyorsun. Siper olmuşsun hepimize.
Kızım, senden son bir isteğim var. O fırını al. Orada babacığının emeği var. Rahmetli annenin duaları var. Al onu. Yine eskisi gibi çalıştır. Dayan ama. Daha güçlü dayan. Siz güçlü kadınlarsınız. Daha da güçlü olun. Kendi emeğinizle ayakta durun. Kimseye boyun eğmeden büyütün yavruyu. O fırın senin. Savaş da öyle istiyor. Ben bir cevap almaya gelmedim. Kimsenin elçisi değilim. Kimsenin sözcüsü de değilim. Ben sadece gönlümdekini söylemeye geldim. Anne? Abla. Gülümser abla. Şey diyeceğim. Benim hakkım helaldir sana abla. Söylemeden içim rahat etmeyecekti. Bunu da söyleyeyim dedim, rahat uyursun. Sağ ol kızım. Bulaşmayacaktın.
Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.